Şimdi YouTube yayın olduğu için Halil Hocam bütün izleyicilerimiz istedikleri gibi sorularını yönlendirebilirler. Siz geldiniz diye çok mutlular zaten burada sevinç çığlıkları görüyoruz YouTube tarafında. Sorularınızı yorumlarınızı efendim bendeniz vasıtasıyla Doktor Mahve Elmez'e yönlendirebilirsiniz. Her şeyi soracağım merak etmeyin. Çarşı pazarla ilgili merak ettiklerinizi de soracağım. Arjantin olur muyuz bunu da soracağım. Enflasyon niçin düşmüyor? Neden vergi toplayamıyoruz? Hepsini konuşacağız sırayla. O zaman hocam taze bir veriyle başlayalım enflasyon dedik enflasyonla ilgili beklentiler çok önemli ee, ve burada vatandaşın piyasa katılımcılarının ve reel sektörünün daima farklılaştığını görüyoruz çok büyük uçurum var aralarında fakat nispeten kapanmış gibi 12 ay sonrası için taze veri ee, vatandaş %64.1 bekliyor. 30... 70'lerden geliyor bu, bu düşmüş evet 70'lerden hocam 33 ayın en düşüyor aslında. Piyasa 27.2 diyor. Piyasa katılımcıları beklentileri bu yönde. Reel sektörde 49'lardan 47'lere gerilemiş görünüyor. Ama yine evet. de arada makas var. Piyasa katılımcılarıyla reel sektörün ki nispeten az gerilemiş. Hatta piyasa katılımcıları aynı yerde galiba. Zaten evet. düşüktü onların. 27.1'di galiba. O hocam. civarlardaydı evet. En ciddi düşüş hane halkında ortaya çıkmış. Bu önemli bir şey. E, ama hane halkı hala çok yüksek bekliyor, reel sektör de yüksek bekliyor yani. 47'ler gelecek yılın çünkü aşağı yukarı artık gelecek yılın sonu bu. Evet. E, yani demek ki bu yıl sonunu eğer 44 ile bitirebilirsek ki beklenti öyle, gelecek yıl daha yüksek bir enflasyon bekliyor reel sektör. E, eskiden çok önemli değildi bunlar ama son 50 yıldır artık beklentiler ekonominin yarısı. Yani beklentiler ne yönde gerçekleşmede gerçekleşmedi o yönde çıkıyor. Özellikle reel sektörün beklentileri çok önemli çünkü fiyatlara karar verenler onlar. E, %47 düşük değil, e, bu biraz umut kırıcı. Yani her ne kadar daha yüksek bir yerden geliyor olsa da. Yine de biraz umut kırıcı. Evet maalesef. yani dediğiniz gibi bir yıl sonrasını konuşuyoruz aslında. 2025'in sonunu konuşuyoruz. Son. Yine de yüksek bir yerde kalıyor evet. diye. O zaman hocam doğrudan real sektörle başlayalım. Özellikle işte real sektör dediğinizde biliyorsunuz benim kendi adıma anladığım şey sanayi sürekli işte sanayi nasıl Büyük yükselir. Büyük ölçüde öyle. Ticarette var ama evet. esas sanayi evet. Ve bir kan kaybı var hocam sanayi. Evet. Nasıl toparlanacak? <laughs> bu kan kaybını nasıl önüne geçeceğiz? Şimdi kan kaybı şöyle bir kere üçüncü çeyrekte e, sanayi üretiminde düşüş var. <laughs> bu zaten büyümeye de yansıyacak diye bekliyoruz galiba bu cuma. Değil evet. mi? İki gün sonra çıkacak şey. E, üçüncü çeyrek büyümesi. E, fakat dördüncü çeyrekte biraz toparlanma var gibi görüyorum ben. <laughs> yani sanayi üretiminde biraz yukarı kıvrılma başladı. Ekim ayı sonuçları bize onu gösteriyor. E, bir de... E, şeyde imalat sanayi kapasite kullanımında da hafif bir yükseliş eğilimi var. Yani üçüncü çeyrekteki o büyük düşüşü sanki dördüncü çeyrekte biraz telafi ediyor gibi ama bu tabii bütün bir yılı toparlamaya yetecek bir görünüm değil. Real sektör kan kaybında devam ediyor. Yani bu da çok ilginç. Bu hani e, sanayi tabii tek başına temsil etmez ama büyük ağırlıkla ekonominin arz yönünü temsil ediyor. E, arz yönünde düşüş var. Sonradan biraz toparlanma olsa da buna karşı talep yönü canlı. Evet. Talepte e, özellikle şeye e, ticaret hacmi artışına baktığımız zaman ciddi artış var. E, bu da büyük ölçüde hizmet sektöründen kaynaklanıyor. Hı hı. Hatırlarsınız Mehmet Bey de Mehmet Şimşek Bey de bundan biraz şikayetçiydi. Yani mal talebinde düşüş oldu enflasyonu toparlamak açısından. Ama hizmet sektöründe büyük bir canlılık var. E, bunu etrafımızdan da görüyoruz. Restoranlar, kafelerdi bunların hepsi. Tıklım tıklım dolu alışveriş merkezleri. Hocam o kim, kim o alışveriş merkezleri de restoranlarda sürekli gördüğümüz bir 17,5 milyon var. Evet. O kesimi nasıl durduracağız hocam? Nasıl zapt edeceğiz? Yoksa zapt etmememiz <laughs> mi gerekiyor? Alışverişte yapan onlar aslında al ver ekonomiye can ver kısmı da onlar. Ama şu an bu konjonktürde. ...biraz sanki baltalıyorlar gibi gidişatımız. Bu 17,5 milyon dediğimiz kişi 2022 elimizde en son gelir dağılımı <laughs> o. 2022 verilerine göre en yüksek gelirli %20'si toplumun. Ve Gaysabir Çağsı o zaman 906 milyar dolardı 2022'de. Bunun 450 milyar dolarını alıyor, yarısını alıyor o %20. Geri kalan %80'de kalan 450'yi paylaşıyor... E bu yüzde 20'nin altında bir yüzde 10 daha var oraya katabileceğimiz gene. O zaman çok daha çarpıcı bir yere geliyoruz. Demek ki bunlar bir 20-25 milyon civarında insan iyi geliri olan yani Türkiye'ye göre iyi geliri olan ve harcaması yüksek olan insan ve bunların çoğu da İstanbul'da yaşıyor tabii. Büyük çoğunluğu. Onun için onlar iyi para harcıyor. Fakat bunun dışında e, bir kesim daha var. Hani asgari ücretleri bir kenara bırakırsak onların bir üstünde beyaz yakalı dediğimiz insanlar var. Onlar da para harcıyor. Onlar da şöyle harcıyor. Yani mesela bir ev alma umudu yok. Bir araba alma umudu da pek olmayabilir. Ya da arabası var şirket tahsis ediyor. Onlar yiyip içiyor geziyorlar. Yani bu etrafta gördüklerimiz aslında onlar. Çünkü öbür zenginler öyle bizim alışveriş merkezlerinde gördüğümüz yerlerde yiyip içmiyorlar. Onların yediği içtiği işte yerleri çok fazla gördüğümüz yerler değil. Ama esas bize benzeyen e, beyaz yakalılar da böyle para biriktirip bir şey elde edeceğini ummayan insanlar. Bir de bunlara ilave söylenen bir şey var. E, kayıt dışı geliri olanlar var. Yüzde 30 tahmin ediliyor. Yani 2022 verileriyle bakarsak 300 milyar dolardan bahsediyoruz. Kayıt dışında bizim bilmediğimiz gelirleri olan insanlar. Bunlar da o lüks arabalarla gezenler falan işte çoğu öyle geziyor yani. Öyle bir sorunumuz var. Evet, kayıt... Dolayısıyla onları görüyoruz biz toplumun herkes iyi diye düşünüyor. Öyle bir şey yok. Evet. O... Çok ciddi bir kesim de çok büyük sıkıntı içinde. Kayıt dışında ekonomiye kazandırma kısmına ayrıca geleceğim ama hocam. Şimdi biliyorsunuz böyle hocamız belirli konularda çok güzel e, tanımlar ortaya koyuyor. Ve biz bu tanımlarla anmaya başlıyoruz. Pek çoğu aslında baktığımızda işte zaten literatürde de olan ama şimdi sizin böyle e, onları sınıflandırabilir Eskinin orta direk dediğimiz kısmında hocam bir isim düşündünüz mü? Yani eskiden orta direkti, Beyaz yakalı dediğiniz gibi ev alacak olsa evet. alamıyor. Evet. Arabası belki var ya da şirket tahsis ediyor. Alamıyor da okulda çocuk okutuyor. Belki bir yazlık parası alabilecekken o, o bütçeyi ona ayırabilecekken 20 yıl öncesine göre şu an onun hepsini çocuğa yatırıyor. Onlara bir sınıf düşündünüz mü? Biz bir sınıf mı? Orta sınıf tabii mu? şöyle yani. Orta sınıfın eski orta sınıfın ya da orta direkt denilen sınıfın bir bölümü yüksek ücretli gerçekten yüksek ücret çok az bir bölümü bu ama şey değil birkaç yerden ücret alabilen ya da yüksek ücret alan beyaz yakalılar var onlar sanki bir yukarıya terfi ettiler gibi en üst yüzde 27 değil ama onun hemen altındaki yüzde ona terfi etmiş görünüyorlar onun altındakiler büyük ölçüde aşağıya gittiler yani Türkiye tuhaf bir şekilde yüksek gelirliler ortadan daha yüksek gelirliler ve düşük gelirliler gibi bir şeye ayrıldı. Orta sınıf kayboldu gibi görünüyor maalesef. Evet, evet. Halbuki bir toplumun en temel direği orta direk denilen orta sınıfıdır. Biz onu kaybetme kaybettik büyük ölçüde maalesef. Evet. Kayıt dışı kısmında hocam. 300 milyar dolar dediniz değil mi? Yapıyorsun. Yani tahmin bunlar tahmin. tabii ölçülmüş bir şey ölçemiyorsunuz bunu ama tahminler. Yani Warren Buffett'ın yakın bir vakitte döndüğü nakde döndüğü miktarda 325 milyar dolar. ve evet. Herkesin biliyorsunuz iştahını kabartıyor böyle o 325 evet. milyar dolar olsa diye. Şimdi hep hocamızın söylediği bir şey var biliyorsunuz. Yani ekonomiyi yola koyacaksan eğer bu iş polisiye tedbirlerle olmaz dersiniz olmaz. Olmaz. her seferinde. Biz de bunu sizler izin olarak kullanırız. Yani polisiye tedbirle olmaz bu iş. Hocam şimdi hele kayıt dışındaki insanları polisiye tedbirle hiçbir şekilde hizaya getiremezsiniz. Ama bir şekilde ikna edilmeleri gerekiyor. Ne olsa ikna olurlar da bir şekilde ekonomide biz kayıt altına almış oluruz. Herkese bu bir şekilde ama az ama çok toplumun tüm kademesine yayılır. Ne yapılması gerekiyor aslında? Nasıl ikna edilebilirler? Ya yani Biz tabii piyasa kurallarından şaşmamak lazımdır ilkesini savunurken ben daha ziyade kayıt içini savunuyorum. Yani... Normal bir iş yeri var. Hı hı. İşte alım yapıyor, satım yapıyor, para kazanıyor, vergisini ödüyor falan. Böyle kişilerin üzerine gidip sen işte şu fiyata satacaksın diye zorlarsanız orada kara borsa oluşur. İşte faize kep koyarsanız, kiralara kep koyarsanız bunu da yaşadık. Hı hı. Buralarda kara borsa oluşur. Evet. Ve sonra o kep'i kaldırdığınız zaman tavanı kaldırdığınız zaman bunlar uçar. Bunu da yaşadık. Şu andaki enflasyonumuz bu. Ama kayıt dışının bir ölçüde polisiye tedbirle çözülmesi lazım. Çünkü eğer uyuşturucu ticaretinden para elde edenler varsa bunu piyasayı düzenli uyuşturucu ticaretin piyasası normal koşullarda olmaz. Bu bir şey piyasadır yani. Kara kaçak piyasadır. Kaçak. Kayıt dışı, kanun dışı piyasadır. Dolayısıyla bunu piyasayla düzenleyemezsiniz. Hani fiyatı yükseltelim, alanlar azalsın diyemezsiniz. Bunlar polisiye tedbirle çözülecek şeyler. Yani gümrüklerinize sahip çıkacaksınız. Giren çıkanı iyi kontrol edeceksiniz. Bunlara izin vermeyeceksiniz. Yakaladığınız insanlar cezalanacak. Başka türlü olmaz. Ya Kayıt dışında polisiye önlem olur. <laughs> Ama kayıt içinde onu yaparsanız o yanlış olur. Evet. İkisini birbirinden hayır ayırmak lazım lazım. Diyorsun. Diyorsun. Evet. Kesinlikle. Sorulara bakıyorum <laughs> diğer taraftan. Evet. Orta direkt Kuntakinte sınıfı demiş. Yoğurtçu Kazım Niknevmi izleyicimiz. Biraz öyle oldu. Yani orta sınıf aşağıya kayınca hakikaten düşük gelirler sınıfına doğru indi. Önemli bir bölümü. Evet. Peki hocam en çok merak edilen sorulardan bir tanesi asgari ücret pek tabii konuşacağım. Enflasyonu hocam biz niye bir türlü düşüremiyoruz? Yani enflasyon bizim hep derdimizdi. ama az ama çok ama o kesimin ama bu kesimin ama şu an enflasyon hepimizin derdi ve yıllardır derdi. Biz neden enflasyondan bir türlü kurtulamıyoruz? Çünkü enflasyonla mücadele etmiyoruz. Yani bizim yaptığımız şey hep enflasyonla mücadele ediyormuş gibi yapmak. Mış gibi. Evet mış gibi. Çoğu konuda yaptığımız gibi burada da aynı şeyi yapıyoruz. Ee, ne yapıyoruz biz şimdi enflasyonla mücadele için? Faizi yükselttik. Hı hı. Hep para politikası ile ilgili bir şeyler yapıyoruz değil mi? Faizi yükselttik. Peki faizi yükseltirken maliye politikası ile ilgili bir şey yaptık mı? Pek öyle görünmüyor. Birkaç vergiyle oynadık ama mesela kamu harcamalarındaki inanılmaz israfı hı hı. önleyici bir adım attık mı? Yok böyle bir takım israf genelgeleri falan çıkardık ama israf öyle değil. Bayağı ciddi bir kamu harcaması israfı var Türkiye'de. Bunlarla ilgili bir önlem aldık mı almadık. Peki onun dışında e, toplumun yani burada böyle hani yatırımları teşvik edecek, işte şeyi çalıştıracak, sistemi çözecek bir takım yapısal reformları yaptık mı? Yok. Hukuk daha kötüye gitti. Demokrasimiz daha kötüye gitti. Şimdi böyle bir ortam yatırım ortamı yaratmıyor. Yani herkes yabancı yatırımcı açısından bakıyor. Diyorlar ki hukukun iyi olmadığı yere yabancı gitmez. Gider. İyi para kazanmak için gelir. Evet. Yani hukukun olmadığı yer daha da işine geliyor olabilir. Ama biz burada doğru yatırımcı, uzun vadeli doğru yatırımcı arıyoruz hı hı. ve bırakın yabancıyı yerli yatırımcı arıyoruz. Hı hı. Hukukun iyi olmadığı bir yerde yerli yatırımcı da yatırım yapmaz. Hı. Geleceğini görmez çünkü. E bunlarla ilgili hiçbir düzenleme yapmıyoruz biz. Ne yapıyoruz? Para faizi arttırıyoruz. Hı hı. Öte yandan Bizim çok tarihi bir hatamız var. Evet. Yani bu ekonomi politikası tarihine geçecek bir hatadır. 2021 yılının Eylül ayında bizim enflasyonumuz %19, Merkez Bankası'nın faiz de %19'du. Ve enflasyon artış eğilimindeydi. Yapılması gereken şey faizi %21'e çıkarmak, o artış eğilimini önlemekti. Enflasyonu geri getirmek ya da 24'e çıkarmak neyse. Yani önünü kesecek bir e, önlem almaktı. Bunu yapacağımıza biz faizi indirdik. Evet. Sekiz buçuğa kadar. Ve kendi kendimize bir teori geliştirdik. Faiz sebep, enflasyon sonuç diye. Sonuçta enflasyon yüzde seksenlere çıktı. Şimdi o yaptığımız hatayı düzeltmeye uğraşıyoruz. Hı hı. Tabii öyle bir hata yaptığınız zaman o hata orada kalmıyor. Bu sefer kur fırladı. İnsanlar döviz almaya gittiler faiz o kadar düşünce. Türk lirası mevduatta durmanın anlamı kalmadı. Herkes dövize hücum etti. Bu sefer onu önleyelim diye kur korumalı mevduat çıkardık. İkinci bir yanlış. Yani bir yanlışı başka bir yanlışla çözmeye çalıştık. Halbuki bizim dilimizde atatözlerimiz arasında iki, doğru, iki yanlış bir doğru etmez diye bir söz de var ama bunları işte yani biz bırakın ekonomi politikasını ekonomiyi atasözlerimize baksak aslında yanlış yapmayacağız. Evet. Yani onlara da bakmadığımız için böyle bir yerde bunu çözmek çok kolay değil. Burada çok ciddi bir takım şeyler yapılması lazım. Tekrar söylüyorum kamu israfının hemen önlenmesi lazım. Birinci aşama bu. İkinci aşama maalesef ve maalesef e, zombi şirketler var bunlar batacak. Başka çaresi yok. Bakın Arjantin şimdi enflasyonu tabii çok yüksek hala. Yüzde 240-250'lerden 190'lara indirdi ama bir sürü insanı işten çıkardılar. Bir sürü şirket batıyor. Yani çok... Ağır tedbirler almak zorunda kaldılar. Bizde o kadar yüksek değil enflasyon. yani yüksek ama Arjantin gibi değiliz. Dolayısıyla bir takım önlemlerle bunu almak lazım. Ama bunu almıyoruz. Hatta şimdilerde biz acaba tekrar büyümeye mi dönsek diye değil mi oraya geldik? Yani. Evet. O tarafa doğru geliyoruz. Ol